Selam arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bu videoda görev editörü hakkında e, bir şeyler anlatmaya çalışacağım bildiğim kadarıyla e, birlikte bir planladığımız bir görevi gerçekleştirmeye çalışacağız e, görev editöründe bu görevi oluşturacağız. Şimdi geçelim mission Editor'a. Mission Editor tuşuna bastığınızda böyle bir ekran geliyor. Buradan e, Create New Mission diyerek tıkladığımızda burada e, ülkelerin hangi e, işte kırmızı mı olsun, blue mu olsun ya da nötral mi olsun bunu seçiyorsunuz. Sol tarafta da kullanmak istediğiniz haritayı seçiyorsunuz. E, ben de Kafkas ve Persian Golf olduğu için bu ikisinden birini seçebiliyorum. İşte Suriye vesaire varsa eğer e, yine aynı şekilde buraya geliyor. Buradan Şimdilik Kafka'sı seçelim. Ee, üstte koalisyon e, presetleri var. İşte burada Modern ve İkinci Dünya Savaşı olarak e, iki tane e, preset yapmış bize. Bir de Custom var tabi. Burada istediğiniz gibi e, işte ülkeleri sokup çıkarabiliyorsunuz bu e, oklarla. Mesela e, Rusya'yı buradan Blue'ya atabiliriz vesaire. Ben Modern seçiyorum burada. E, bu şekilde, işte kırmızı tarafta bu ülkeler, mavi tarafta bu ülkeler var. E, Bunlar da natural tarafta. Okey diyorum ve e, görev editörümüz başlıyor. Evet, haritamız geldi. Şimdi önce bir plan kurmamız lazım. Yani nasıl bir görev istiyoruz? Ee, ben düşündüm şu sağdaki Tiflis bölgesini e, maviye, e, soldaki bölgeyi de e, kırmızılara vererek burada bir e, ortada bir görev oluşturmayı düşündüm. E, mesela burada bir kırmızı tuşumuz var, burada da bir mavi böyle. Bunlar buzaylar, e, uçaklara eklenen buzay eee istediğiniz yere koyabilirsiniz. Yani mavinin bulzayını mesela atıyorum şu gölün üstüne koyduk diyelim. İşte E AI uçaklar ya da siz e, bir hedef belirlediniz bunu tarif ederken işte ne yapıyorsunuz? Bulzaya göre tarif ettiğinizde Mesela hedef burada diyelim. E, şu kavşakta diyelim. Buradan bulzaya göre tarif ettiğinizde şimdi işte diyorsunuz buzay diyorsunuz. 1 1 1 41 mil diyorsunuz hedef burada olmuş oluyor. Yani bu buzay 360 derece bir çember düşünürsek buna göre bir tarif olmuş oluyor. Hedef neredeyse bütün uçaklarla buzay aynı olduğu için bütün uçaklar aynı tarifi almış oluyor. Bunları istediğiniz yere koyabilirsiniz. Çok da mühim değil. Sonuç olarak buna göre tarif otomatik oluyor uçaklarla. Oradan okuyorsunuz. Şimdilik bunları böyle yan yana koydum. Şimdi ne dedim? Bu tarafı mavi yapacağım dedim. Bu tarafı mavi yapacağım için burada e, pistlerin üstüne tıkladığımda sağda işte e, bilgileri çıkıyor. Kule frekansları vesaire. Burada koalisyonun nötral var. Bunu eğer nötral kalırsa e, siz buradan mavi uçak kaldırmak istiyorsunuz. Nötral kalırsa e, mühimmat takviyesi falan yapamıyorsunuz. O yüzden blue'yu almamız lazım. Bu üç pisti de Buradan maviye alıyorum. Sol tarafı da kırmızıya alacağım. İşte Kobleti Batumi Burada Kutaisi Ve Semek Bu şekilde bir savaş bölgesi oluşturduk. Şimdi Bir uçak eklemeye bakalım. Mesela şurada solda simgeler var. Görüyorsunuz obje, ö, objelerimiz var. burada. Uçaklar, helikopter, gemi, tank. İşte e, bu template modifiye etme ya da statik obje ekleme vesaire. E, burada e, trigger zone falan da oluşturabiliyorsunuz. Bunları da anlatacağım daha sonra. Şimdilik bir uçak ekleyelim. Buradan uçak simgesine tıkladım. E, Amerika uçağı olabilir. Burada bütün ülkeler var. E, yanında bakın koalisyonun e, rengi var zaten yani buradan biz mavi koalisyonu seçtiğimiz için şimdilik amerikada kalabilir mesela bir e, f18 ekleyelim şimdi eğer modül sizde varsa e, o modüller sarı renkli gözükür mesela f16 cm blok 50 e, bende yok o yüzden e, renksiz gözüküyor ama bunu koyduğunuzda e, başka bir f16'sı olan bir insan kullanabilir ama bunu koyarsanız mesela kullanamaz Çünkü bu AI blok 52 seçilemeyen bir uçak olduğu için. Şimdilik ben bende olan F-18'i koyacağım. Şimdi buraya mesela şöyle pistin yakınlarına tıkladığımda F-18'i e seçtim. Sol tık yaptım ve bıraktım. Gördüğünüz gibi uçak buraya geldi. Şimdi bu uçak şu anki pozisyonunda bazı şeyler otomatik ile burada task var. Yani görev gücünün ne olduğu e, hangi e, görev tipini e, uygulayacağı. Burada insan kullanacaksa eğer uçuyor çok mühim değil burası. E, mesela siz cap verirsiniz ama close air support yaptırabilirsiniz ya da e, intercept verirsiniz escort yaparsınız kendiniz ne istiyorsanız. Ama burada AI uçağı vereceğiniz de e, bu görevi Burada artık uçak ne yapacaksa, atıyorum seat yapacaksa buradan task'ı seat seçmelisiniz. Çünkü e, ileride göreceğiz, e, seat görevini atayabilmeniz için task grubu da seat olmalı. E, bunları anlatacağım birazdan. Şimdilik bu cap'te kalsın çünkü e, kendi uçağımızı ekliyoruz. Şimdi bu uçak pozisyonuna baktığımızda hiçbir stir point yok şu an gördüğünüz gibi. Ee, şöyle bir bakalım Unit diyor 1 of 1 1'in birinci unit diyor Mesela biz bu sayıyı arttırabiliriz Şu oftaki kısmı e, maksimum 4 oluyor Bir pakette 4 uçak olduğu için Arttırdığımızda Şu an şu sarı olan e, uçak Dörtlünün Dördüncü uçağıymış Buradan soldan bir numaraya geçiyoruz Geçebiliriz İstediğimiz numaraya geçebiliyoruz 4 pakette ya da tekrar sayıyı azaltabiliriz bir yapabiliriz Type zaten e, uçak modelimiz Skill burada AI uçak Seçeceksiniz işte e, Yani ne kadar yetenekli olsun Rookie, Trained, Veteran ya da Ace olabilir Ya da Random olabilir AI uçak e, olacaksa Bunlardan bir tanesi olmalı e, Client Şimdi Client e, Demek Mesela multiplayer Server'a girdiğinizde işte oradaki uçak listelerinden bir uçak seçip oturuyorsunuz. Aynı o. Client seçtiğinizde görevi başlattığınızda direkt uçağın içinde çıkmıyorsunuz. Liste çıkıyor, listeden o uçağı bulup fly dediğinizde o uçağın kokpitine oturmuş oluyorsunuz. Genelde client kullanıyorum ben çünkü player olursa arkadaşlarınızla multiplayer uçacağınızda o uçağı seçemezler. Her zaman client iyidir. Tek bile uçacaksanız client seçersiniz. Listeden oturursunuz uçağa. Şimdi client seçtim. Ee, biz kullanacağımız için. Burada ee, en üstte uçak grubunun ee, ismi var. Atıyorum player diyelim bu grubun ismine. Burada pilotun ismi var. Aerial 11. Çünkü biraz önce e, ee, ismimiz Aerial 1'di. Aerial 1'in birinci uçağı demek istiyor aslında burada. İşte kuyruk numarası var 10 numara demiş. İşte radyo tabii ki açık olacak. Buradan e, direkt kokpit olduğunuzda gelecek e, frekansı, uniform frekansı e, girebiliyorsunuz. Şu an 305 AM ayarlı. Call sign'ı işte seçebiliyorsunuz. E, istediğinizi 1, 1, 1, 2 vesaire. Şimdi bu kısımda Hidden on Map diyor adı üstünde. Ee, buna bastığınızda haritadan kayboluyor Ama uçağınız olmaya devam ediyor. Sadece e, F10'da ve e, bu görev editör e, haritasında göremiyorsunuz. Late Activation'ı sonra da anlatacağım Trigger sisteminde. E, bu kısım bu şekilde. Şimdi alta geldiğimizde Burada artık stir point ayarlamalarımızı yapıyoruz ve burada bazı semboller, sekmeler var gördüğünüz gibi. Bunlardan da bahsedeceğim. Önce bir şey yapalım. Şimdi stir point'imiz şu an sıfırdaydı Yani bulunduğumuz konumdayız. Ne diyor? Type diyor. Turning point diyor. Yani dönme noktasında şu an. Ya da fly over point de diyebiliriz buna. x de hemen hemen aynı şey. İkisi de havada başlıyor yani. Ee, bakın burada tüdü var 6562 feet'miş ve hızı da 350 knot yani bu uçağa oturduğunuzda şu an e, bu yükseklikte bu hızda e, başlıyor uçağımız. Biz bunu ne istiyoruz? E, atıyorum park yerinden. E, şimdi take off runway dersek işte en yakın e, piste mavi pistine atıyor uçağı ve runway'in başında e, pistin başında hazır bir şekilde doğuyorsunuz. Take off from ramp derseniz park yerinde doğuyorsunuz ve uçak kapalı hale doğuyorsunuz. Take off from parking hat derseniz de zaten adı park yerinde ama uçak çalışır halde doğuyorsunuz. Landing de iniş deymiş gibi doğuyorsunuz. Ben ramp koyacağım şimdi sıfırdan başlayacağız. Burada sağdan park yerini seçebiliyoruz. Mesela yaklaştığınızda piste burada park yeri numaraları var. Atıyorum mesela şu baştan kalkacaksak yakın olması istiyorsak 39'u seçebiliriz. 39, seçebilir. 39 seçtiğimiz uçağımız buraya geliyor. Aynı şekilde uçaklarımızın sayısını arttırdığımızda da yakındaki park yerlerine yerleşiyor diğer uçaklarda. Genel olarak böyle bir paket oluşturacağınızda önce bir uçağı tamamen hazırlayıp uçak sayısını arttırmaya başladığınızda bütün ayarlamalarınız işte payload olsun vesaire Diğer uçakları da aynı şekilde geçecektir. O yüzden önce tek uçakla işimizi bitireceğiz. Sonra sayılarını arttıracağız. Şimdi park halindeyiz. Kalkacağız. Buradan stir point artık e, flight plan e, kuracağım bu uçağa. Şimdi ne yapacağım? Buradan e, şu an hiç point'imiz yok. E, sıfırıncı pointimiz point'imizdeyiz. Yani bir tane stir point'imiz var. Orada sıfır bulunduğu yer. Buradan add diyorum. Sıfır. E, Oradan strip Point ekleyeceğim. Şimdi buradan başladık. İstiyorum ki uçağım uçuş planı şöyle gelsin. Bir numara Sitter Point burası olsun. Şimdi eğer bu bir eğer uçak olsaydı e, ben bu biri ekledim. Şimdi bir numara Sitter Point geldi buraya. İkinci Sitter Point ismi bir. E, burada altı 6562 speed 270 knot geldi. Şimdi eğer böyle olsaydı bu uçak çalışacaktı, AI olsaydı havalanacaktı ve bir numaralı stir point'te gidene kadar e, 6562 feet'e yükselecekti ve 270 knot hızda kalacaktı bu yol boyunca. E, AI uçaklar bu şekilde davranıyor. Yani bir numaralı Strip point noktasında e, ne buraya ne girerseniz hız ve yükseklik olarak e, bu yol boyunca işte bu parametreleri yakalayacak şekilde hareketine devam ediyor. Burada ee, sağda bakın ee, işte yükseklik deniz seviyesi mi olsun yoksa yerden yükseklik mi olsun diye seçebiliyorsunuz. E, aynı şekilde speed'i sabitleyebiliyorsunuz, fixleyebiliyorsunuz. Burada dikli olduğunda speed hep 270 knot devam ediyor bu yoldan. E, varış süresini de burada hesaplıyor tabi otomatik olarak. İşte ee, görevim 8'de başlıyordu sanırım. Onu da şuradan bakabiliriz. Ee, şuradan e, bakın date, time and weather butonumuz var. Burayı açtığımızda görevim başlangıcı 21 e, Haziran 2016 e, işte saat 8 iş görevim başlangıcı İşte işte bu uçağımızda bir numara Stry Point'te e, 9 dakika 50 saniyede ulaşacakmış Bu hız 270 nota sabit dediğimiz. ama eğer ben Gidip e, bu ground speed'i fixlemeyip de Saati fixlersem örneğin burayı e, Mesela ne yapalım Şöyle yaparsam yani ikisi aynı anda olamıyor zaten atıyorum 5 dakikada gitsin dersem o zaman ne oluyor hızı 531 nat olmak zorunda oluyor yol boyunca bu şekilde 5 dakikada e, varmış oluyor. Mesela şimdi bu player uçağı olduğu için e, görevde de belli bir yere belli bir e, saatte ulaşmasına gerek olmadığı için ground speed'i ben fixleyeceğim ve burayı 400 nat yapabilirim ee, mesela 400 natt yaptığımda Mac hızınız 0.61 oluyor ama buradan yüksekliğe 20 bine çekerseniz burada ee, hız değişecektir. buradan mesela 0.5 makla e, girdiğimde alt 25 25.000 girdim. Bu eğer eğer bir çok olsaydı bir point bire gittiğinde 25.000 feet'e çıkacak ve 304 natta seyahatine devam edecekti Bir numara strip pointimizi oluşturmuş olduk. Şimdi ki numaralı strip point girelim. Mesela e, şöyle gelsin. iki numaralı strip point. Atıyorum Kutaysi'ye sal saldıracağız diyelim. Ya da burada hedefler var diyelim. 2 numara strip point'i e, koyduğumda da yine parametre 1 numaranın aynısı oluyor. 3'ü de geliyorum kutaisinin üstüne koyuyorum. Şimdi 3'ü e, koydum ama 3 numaranın yüksekliği gördüğünüz gibi 25.000 feet. Şimdi e, bu böyle kalırsa uçakta mesela siz geleceksiniz 2 numara strip point'e 3 numarayı hedef strip point yapacaksınız diyelim yani hedefleri bulmak için TGP'nizi direkt oraya çevirmek için 3 e, 3 numarayı hedef yapacaksınız ama bu 25.000'de olduğu için TGP'niz 25.000 fit yüksekliğe bakıyor olacak. O yüzden zemini göremeyeceksiniz. Yani hedef bölgeyi O yüzden 3 numara strip point'e geldiğimizde bu altitude'u sıfırlamamız lazım. Siz sıfırladığınızda zaten e, Oranın ya denizden yüksekliği neyse otomatikman o e, şeyi alıyor. Yüksekliği alıyor. Üç numaraya geldik. E, şey yaptık. E, saldırdık diyelim. Buradan devam ediyorum. stir pointlere. Artık dönüş stir pointini yapacağım. Dört yaptım. Beş yaptım. E, tabii bu dört ve beş de e, yükseklikler Tekrar bin yapıyorum. 5'e geldik. 6'ya da kalktığımız pisti e, üstüne koyuyorum. Buradan ADD diyerek daha sonra da bunu landing yaptığımda e, bu artık initial point'imiz olmuş oluyor. Bu tabi AI için Sizin için landing seçmenize gerek yok. Zaten kendiniz bulup inersiniz yani. Ee, bu şekilde bir plan oluşturmuş olduk uçağımıza. Tek bir uçağımız var. Bu şekilde 6 tane stir pointimiz var. Ee, gidiyoruz ve dönüyoruz. 3 numarayı hedef yapacağız. Burada hedeflerimizi tespit edip vurduktan sonra 4, 5 ve 6 olarak devam edeceğiz. Şimdi ee, Tabi burada Bunu Birazdan anlatayım ee, Payload kısmımız var buradaki e, Payload da Seçtiğiniz uçak için hangi e, mühimmatlar yüklü gelsin yani uçağa oturduğunuzda ama mühimmatlar Üstünüzde olacak ee, Burada belli listeler var Siz de isterseniz yeni Payload listeleri yapabilirsiniz hazır Atıyorum Air to Air ya da Air to Ground mühimmat seçip direkt buradan listeden tıkladığınızda burada Mission Payload kısmında zaten bu listedeki mühimmatlar geliyor gördüğünüz gibi ya da tıklamazsınız tek tek elinizle eklersiniz buradan işte 9x işte TGP vesaire bunları istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Bu şekilde e, payload oluşturabilirsiniz. Bunu e, şimdi seçtikten sonra direkt buradan işte sağda ne var? Yakıt miktarı var. %100 seçili. istediğiniz gibi azaltabilirsiniz. Burada kalkış ağırlığınız var. E, yüklediğiniz mühimmatlara göre işte 51899'muş. Ama şu an 42.000 yüklüyüz, %82 yüklüyüz. Chaff Flare sayınız var, istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İşte um, cannon'ın, top'un e, mühimmat miktarı var, %100 ayarlı. E, buradan mühimmat tipini seçebiliyorsunuz. Tracer olmayan e, tipi de seçebilirsiniz. Buradan da e, kaplamayı seçebiliyorsunuz, istediğiniz gibi bu şekilde. Bu ayarlarımı yaptıktan sonra çarpıya tıkladığımda ve bu uçağı tekrar e, buradan da tıklayabilirim ya da burada e, unit list var. Yani bütün unitlerin burada bakın e, bütün e, işte kırmızı red vesaire all seçebilirsiniz ya da bunu blue seçebilirsiniz. Burada çok sayıda unit olduğunda bunu biraz filtre filtrelersiniz, daha kolay bulursunuz istediğiniz e, şeyi, uçağı buradan Helikopter mesela uçak seçiyorum ve blue seçiyorum. Tek uçak var zaten direkt bu çıkıyor. Ee, gelip buradan bunu seçtiğimde bu uçağı seçmiş oluyorum otomatik Bunu dörtleyelim mesela. Buradan sayı da bütün stir pointler artı e, payload ayarları e, geliyor. Mesela şu an 4 uçağın dördüncü seçili payloaduna girdim de buradaki payload aynı şekilde buraya da aktarılmış oluyor. Bu şekilde kolayca 4 uçak koymuş olduk. Ee, şimdi bu böyle bir plan oldu tabi bu e, kendi uçacağımız uçaklar olduğu için pointlerde görev ayarlamaları falan yapmadık ee, dolayısıyla atıyorum cap seçili ama bir strike görevi e, yapabiliriz yani kendimiz uçtuğumuz için payloadu ona göre alıp e, ona göre şey yapabiliriz ama mesela bir tanker ekleyelim ya da bir avax ekleyelim ihtiyacımız olacak mesela e, buradan vaziyaniden bir tane AVAX kalksın mavi, bize yardımcı olsun. Buradan yine uçak bölümünden seçiyorum, Yusa'da Önce uçağı seçeceğim, sonra tasking zaten uçak tipine göre gelecek. E, Multirol değilse. Mesela buradan E3A'yı bulacağım. E3A'yı buldum. E3A'yı ise ve işte direkt AVAX olarak geldi gördüğünüz gibi. Buradan başka bir şey seçemezsiniz onu zaten, cap vesaire. E, buradan skill'i ACE yapıyorum. E, yine burada radyo frekansı var gördüğünüz gibi. Tabii uçağı koymadık da uçağı bıraktım pistin üstüne. Yine frekans var ee, kendi paketimize 305 girmiştim bunu da 305 yapıyorum yapmak zorunda değilim 251 de kalabilir biz uçağa oturduktan sonra e, radyolardan birini 251'e çevirmemiz lazım eğer avaksla konuşmak istiyorsak kokpit içinden ama baştan ayarlı gelmesini istiyorsak e, tüm uçakları burada aynı frekans girebiliriz 305. Şimdi işte yine kol sahne vesaire var. Çok, çok, oynamaya gerek yok bunlarla. Gördüğünüz gibi şu an e, yine havada atıyor. Turning point'te bunu take off from ramp dediğimde. Hatta bunu e, bu direkt pistin başından kalksın. Take off from runway dedim. Daha sonra şu an hiç stir point'imiz yok gördüğünüz gibi. Şimdi bu advance bölümünü geçelim. Bunu açtığımda Uçak şu an doğar doğmaz AVAX görevini icra ediyor. Yani yerdeyken bile AVAX'lık yapmaya çalışıyor. Ve bu e, EPLRS radyo denilen bu datalink bağlantısını sağlayan radyo. Eğer bir E-Uçak'ta datalink olsun istiyorsanız bu EPLRS zaten direkt geliyor. Gelmiyorsa bile bunu buradan ADD diyerek e, buradan perform ep EPLRS'yi ee, buradan value'yu da tikle seçerek bunu 10 yapmamız lazım ama zaten e, açık geliyor şu an ona gerek yok. Yani bu Avax olarak direkt böyle başlıyor. Bu sıfır numaralı stirpoint point, hiç stir point yok. Ben istiyorum ki Hani e, şu bölgeyi buffer zone olarak alırsak Avax gelsin şu bölgede e, Böyle Avax'ını yapsın orbit çizerek Bu bölge orbit çizerek Avax'ını yapsın istiyorum ben. Ee, biz de bu bölgede operasyon gerçekleştirirken ee, ne olsun o da bize yardımcı olsun. Şimdi geldim Stir Point. ad'de ADD seçili şu an. Bunu geldim işte Kaspi'nin üstüne bıraktım. Şimdi ne oldu? aksın bir numaralı Stir Point'i ee, bir oldu. Bu uçak kalkacak. Buradan bir numaralı stir point'e gidecek. Yine buradan yükseklik ayarlarımız var. Şimdi bir numaralı stir point'e vardığında bu uçak kaç bin feet'te olsun? Ben onu düşünüyorum. Yani bir alaks, iyi bir alaks göre yapması için nispeten yukarıda olması lazım. Ee, ve daire çiziyor olması lazım. Yani ya ne direkt ileriye doğru gidiyor olması lazım. Ne geriye doğru gidiyor olması lazım. Çünkü hep mesafeyi korumalı ki iletişim bozulmasın. Ne yapıyorum ben bunu 25.000 yapıyorum şimdi bir numara Strip Point'e geldiğinde Bu uçak 25.000'e çıkacak Hızını da ee, Tabii çok yağış girmemek lazım Ne kadar Eğer çok olsa da saçma sapan uçuyor olsa herhalde Mantıklı bir hız ile 0.5 Mach hızıyla buradan bir numara Strip Point'te 25.000 fitte olsun Şimdi işimiz bitti mi bitmedi niye bitmedi Şimdi bu uçak kalkacak Geldiğinde bir numara point'e bu bir numara start pointte kendisi beklemiyor. Yani geliyor bir numara start e sonra yol boyunca avakslık yapıyor. Sonra bire geldiğinde tekrar landinge dönüyor, landinge döndüğü yol boyunca da avakslık yapıyor. Sonra da iniyor. Bizim işimize yaramıyor. Yani gelip dönmüş oluyor. Mantıklı değil. Şimdi o yüzden. Bakın burada 0 numaralı stirpoint'te avax görevi aktif oluyor. Başlıyor ilk doğulu andan itibaren. 1 numaralı da hala aktif devam ettiği için görev. Şimdi 1 numaraya geldiğinde ben istiyorum ki bu orbit atsın. Bu bölgede dursun. Buradan add diyorum. Burada perform task görevinde bunu orbit seçiyorum. Bu seçeneklerde işte refueling seçiyorum. Ee işte yakıt mi yapsın birini mi takip etsin vesaire. Burada bizim amacımız orbit çizdirmek. Bu orbit seçtiğimde burada paterni var. E, Aux olduğu için circle çiziyor sadece. Eğer tanker olsaydı racetrack yani dümdüz de belli bir bölge arasında girip geliyor olabilirdi. E, bunu paterni circle çiziyorum alt alt tutumuz bin direkt buraya geliyor ama hızımız gelmiyor. Hızımız 304 ile 1 numaralı stirpoint'te point olacaktı. Biz yine 304 burada girerek aynı hızı hiç değiştirmeden orbite başlamasını sağlıyoruz. Bu şekilde şu an bu uçak gelecek 1 numaralı stirpoint'e. point'e. Bakın hiç başka stirpoint point koymadım. Ne dönüş stirpoint'ine point'inde 2 3 koydum, geriye döndürdüm vesaire hiçbir şey yapmadım. Bir numaralı stirpoint'e point'e geldi bu orbit göreve başladığı için ne geriye dönecek ne de başka bir yere çık. Bu orbitörü sürekli devam edecek. Peki ne zamana kadar? Burada yani uçak son, sonsuza kadar havada kalsın istemiyoruz. Yani kalamaz zaten. Ya bingo olup dönüyor. Yakıtı bitiyor. Ee, azalıyor. Ya da siz buradan stop condition koyabilirsiniz. Ee, trigger sistemiyle. Ya da burada time more koyabilirsiniz. Şu saate kadar. Atıyorum buraya ne zaman geliyormuş bu? Bakın bir numaralı stir point'te 8 6 dakika 27 saniye sonra geliyormuş. Siz dersiniz ki 2 saat boyunca bu e, burada görev yapsın işte istersiniz. E, o zaman ne yapacaksın? Burada time moru atıyorum saat 10'a kadar görev yapsın diyeceksiniz. tabi tamamen görev planlamayla alakalı. Ya da burada trigger sistemi ekleyebilirsiniz. E, atıyorum hedefler vurulduktan sonra e, Base'e dönsün diyebilirsiniz. Ee, user bunun içinde flag atarsın. Bunu ileride anlatacağım. Şu an anlatmama gerek yok. Ee, bu şekilde bu görevi ne kadar süreceğini e, kararlaştırabiliyoruz. Burada yine duration var. Aynı şekilde görev ne kadar e, orbitte kalsın. Aynı aynı şey aslında. Bu üç seçenekte aynı e, orbit şeyinin ne zaman durdurulacağını e, karar veriyorsunuz burada Bu şekilde orbit atacak. Şu anki şey ile e, sürekli atacak. Yani bingo olana kadar sürekli bu avaks burada havada e, daireler çizecek. Bu şekilde avaksımızı da koymuş olduk. E, bize yardımcı olacak e, kendisi. Burada e, işte mesela e, Diyor, is, mesela kalkışta avaksılık yapmasını isteyebilirsiniz. Yani stirpoint 1'e vardığında başlasın avaksına derseniz buradan sil, siliyorsunuz avaks görevini. Stirpoint 0 seçilirken zaten 1'deki de gidiyor bakın gördüğünüz gibi. Buradan 1'e geldiğinde ad'de derseniz start enroot task derseniz avaks seçersiniz. Ve avakslığı başlamış olur. Burada bunu da aplarsak ilk olarak Avax'la öncelik verecektir. Tabi Avax'ı sürekli yapabildiği için Orbit'i de yapacaktır. Şu anki durumunda. Şunun ismini mesela değiştirelim. Avax yapalım. Bu player'di zaten. Şimdi Avax'ımız bu şekilde oldu. Yani bir numara Stir Point'te Avax görevi başlıyor şu anki haliyle. Ama bunu en baştan başlatmak e, en güzeli yol boyunca da yapsın yani Bu şekilde e, olmuş oldu Şimdi e, Avax'ı ekledik Bir de tanker ekleyelim hani ihtiyacımız olur yakıtımız biter falan tanker de e, Nerede olsun İşte şu bölgede olabilir Yine Avax'ı aynı ya da Avax'ın veya Gore'nin üstünde olabilir. Şimdi e, burada geliyorum. KC'leri buluyorum. KC-135 var. Bir de KC-135 MPRS var. Bir de KC-130 nah, bu e, da var. Ama burada KC-135'ler e, genelde kullanılıyor. MPRS e, sepetli olan F-18'ler için uygun olan KC-135'te boomlu olan yani F-16'ların için uygun olan tankerler. Burada mesela ben şu an MPRS e seçiyorum. Çünkü F-18'imiz var. Buradan bunu yine Ace seçeceğim. Ve uçağı vaziyaniye bırakacağım. Bu ne yapsın? Bu parking hattan devam etsin. Yani park alanında çalışır haldeyken Başlasın ve frekansımız yine 305 tüm uçakları bağlıyorum artık aynı frekansta Yine sign var texco ee, Bakın bu da doğduğu anda itibaren tanker görevine başlamış oluyor Ve burada tabi tankerlere özel şimdi tankeri havada nasıl bulacağız Tabii ki onu takanına girerek bulacağız ee, belli yönünü tespit etmemiz için Buna direkt Takanın aktif halde başlıyor zaten ee, Nasıl başlıyor e b işte BR'ye 1X diyor. Ee, yani sadece baş bilgisi veriyor ve 1X'miş kanal. Ee, kanalın ismi de TKR'ymiş. Buradan bunu edit diyorsunuz. Buradan unitini e, bu uçağın bakın pilotunun ismi Aerial 13. Buradan Aerial 13'ü girmezseniz, seçmezseniz bu takan çalışmıyor. O yüzden bunu seçmeniz lazım. Dolayısıyla e, buradan ister X-Ray ister yanki e, bantlarından yapabilirsiniz. Genelde hava havada ben yanki kullanıyorum. Çünkü yerdeki takan kanalları X'li e, X-Ray olduğu için karışma olmasın diye. Yanki kullanıyorum. Bunu da 5 yapabilirim. Ya da aynen, iki 2 kalsın. Hadi 2 Yankee olsun. E, bu şekilde Unity seçtiğinizde bu takan aktif oluyor. Bu önemli bir şey, durum. Yine bakın sıfırdan itibaren aktif olacak ve diğer strip pointlerde de açık kalmaya devam edecek. Şimdi yine buna da geliyorum. ADD diyorum. İşte ne demiştik? Gori bölgesinde tanker şu bölgede yapsın diyorum mesela. burada Yine bakın altitüt giriyoruz. 20.000 olsun hadi bu. Hızı da 0.5 mak olsun tekrar. Bakın tanker görevi tekrar geldi. Bu takan yine aktif devam edecek burada. Ee, tekrar buraya da eklemenize gerek yok. O frekansımız da ayarlı görevimiz şu an e, şey. Ama yine aynı avaksdaki olay var burada da. Bir numara stirponit geliyor. Sonra hemen dönüşe başlıyor. O yüzden tekrar buna orbit vermemiz lazım. Performance orbit. Burada e, circle yine seçili. E, burada speed önemli tabi. E, orbit çizerken ki speed. Ama siz yine yakıt maliyeler isterken e, uçak kendi ayarlayacaktır hızını. Yine biz e, gel geliş hızımız 310 310'la orbit çizmeye devam etsin. Yine buna daha aynı şekilde Stop Condition falan koyabiliriz görevimiz için. Onu ileride e, Trigger bölümüne girdiğimizde bakalım. Yani burada direkt e, Trigger harici işte zamanla da e, koyabiliriz. Stop Condition ama görevi ne kadar süreceğini bilemeyiz. Bulamayız hedefi falan havada fazla kalırız. Dönmesin yani e, bingo olana kadar dönmesin. Bu şekilde tankerimizi de koymuş olduk. Bir numara numaralı strip point geldiğinde burada sürekli orbit çizecek bingo olana kadar ve başka hiçbir yere gitmeyecek. Başka bir strip point koymama da gerek yok. Flight plan çizmeme de gerek yok. Eğer bingo olursa bu uçaklar eee birlikte o zaman kalktıkları piste zaten geri dönecekler. Şimdi tankerimizi de koymuş olduk böylelikle. şimdi biraz hedef ekleyelim. Mesela e, Kutaisi'ye atıyorum e, düşman stratejik bombardıman uçakları ekleyelim Rus, yani, Rusya seçiyorum burada e, ne var işte Tu-160 koyabiliriz mesela e, burada park halinde olsun bunlar. E, Bunları tabi bunlar hedef olduğu için şu an frekansları falan önemli değil ve eğer oldukları için. işte burada bir tane tu 160 koydum. Bir tane AVAX koyayım. A50. İşte stratejik uçaklardan. Bunu da burada tabi hep bakın bu pistin üstüne koymuş olsanız bile parkerin üstüne bu uçak ama aslında havada. 6500 fitte 430 hatta hareket halinde başlıyor. O yüzden bunu da Take off from ramp olarak değiştiriyorum. bundan da aynı şekilde Pardon Bu da zaten ramp halde Mesela iki tane uçak koydum buraya Şimdi bu 3 numaralı stir point bizim hedef alacağımız, tcp çevireceğimiz stir pointti ee, Bunu böyle bunların üstüne de bırakabilirim. Direkt hedef olarak belirle. Ya da 3'e tıklayıp Add deyip 4 dersem 3 numaralı stir point'im tam bu hedefi gösterir, 4 numaralı stir point'im tam bu hedefi gösterir ve yükseklikleri de ayarlı olduğu için direkt TGP çevirdiğinizde şak diye bu hedefleri görürsünüz şu anki pozisyonda. Ee, bu uçakları da kontrol edilemeyen uncontrolled yapabiliriz. Yine buradan aynı şekilde uncontrolled yaptığınızda hiçbir şekilde hareket etmeyecektir yani. Ee, burada missionları falan var ama önemli değil bunlar. Silmekle uğraşmayın yani. Bunu Avax mission yapmaz uçak zaten çalışma durumda olacak. Bu şekilde iki tane hedef koymuş oldum. Şimdi ne yapıyoruz son görevimizde? Biz Tiflis'ten kalkıyoruz. Bir adet tanker ve bir adet de Avax Vazia'ndan kalkıyor. Burada Avax buraya geliyor. Pardon, Avax buraya geliyor, tanker buraya geliyor. İkisi de burada orbit çiziyor. Ee, bizle iletişim kurmayı bekliyorlar vesaire. Bakın burada e, tanker'in e, takanı iki yang. Bunları unutmamak için şurada e, briefing bölümümüz var. E, burada mission şeyini create mission briefing dediğinde burada e, işte situation yani durum red task, blue task, neutral task situation'a geldiğinde mesela diyelim ki tanker, iki yanki, e, frek, 305 derim. Avax derim. Avax, frek, 305 derim. Ha bunları niye yazıyorum? Uç sırasında e, herkes sol alt B briefing sayfasını açtığında bunları görebiliyor. O yüzden bunları yazıyorum ve briefingimiz Burada bu şekilde buradan öğrenebiliyor oluyoruz. Şimdi hava durumuna bakalım. Burada bulut simgemiz var gördüğünüz gibi. Ee, hava durumu da şuradan preset hava durumları var. Ee, genelde ben bunları kullanıyorum. Değiştireceğim de. Atıyorum bugün ne? 21 Haziran, yaz günü yani. Bir Yaz gününe gidip siz winter seçemiyorsunuz. Seçtiğinizde işlemiyor. Ee, şeyler mesela. Heavy Snow Clouds deyip yüklediğimde bu böyle oluyor ama e, göre böyle olmuyor. Onu söyleyeyim. O yüzden burada seçtiğiniz e, şey de önemli. ayda önemli. Şu an Summer seçeyim. Summer Rain seçtim. Yüklediğimde buradan, klasör Resimgesinden bu preset ayarları Perception, Rain, Density'si, işte bulutların e, tabanı, kalınlığı vesaire her şey buraya gel geliyor. İşte belli rüzgar şeyleri ya da dinamik de seçebilirsiniz. Burada dinamik seçtiğinizde e, bölgeye göre hava durumu değişiyor. Yine Turbulence burada sis e, vesaire ayarlarımız var. İsterseniz sisi azaltabilirsiniz buradan visibility'ye düşürerek vesaire. Summer Clean Sky No Wind seçtim. Yine aynı bu şekilde bir havamız olacak görev sırasında. Şimdi yine biz buraya hedef olarak koyduk. Tank da koyabiliriz. Koyalım. Kutasiye koyalım. Buradan tank simgesini seçtim gördüğünüz gibi. Zaten buradan sonra e, mantık aynı yani bütün birimler için. Siz rakip uçak da koymak isterseniz yine buradan uçaktan koalisyon seçip işte stir point ayarlayıp ona e, kendi karşınıza çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Yine tank seçelim. Bunları hedef olarak koyacağım için herhangi bir stir point vesaire koymayacağım ve ee, hareket etmemeleri için uncontrolled olarak yapacağım. Mesela burada ee, Armor BTR 80 varmış. Bakın burada. Şöyle pistin yanında koyuyorum. Ee, burada Pierce Kendray var. Bunu kaldırıyorum. Şu an bunlar zaten burada type off road gördüğünüz gibi. Bunu eğer on road yaparsam en yakındaki yolun üstüne çıkacaklardır. Bakın burada yolun üstünden başlıyor. Eğer siz buna buradan itibaren steer point girmek isterseniz atıyorum şuraya gitsin derseniz adet derseniz bu yol üstünden gittiği için tamamen bu yolu takip edecektir. Mantıklı olan bu. eğer böyle yer birimi hareket edecek yer birimi koyacaksanız bunu on road seçmeniz iyi olur. Yoksa böyle ormanların içinden falan, şehirlerin içinden gitmeye çalışır. Yani mesela bunu off-road yapalım. Off-road yaptığında direkt böyle bir yol izlemeye çalışacak. İşte Pistin üstünden geçecek vesaire. İyi bir şey değil yani. Bunu off... Zaten strip point koymayacağım şimdi bunlar için. Ee, o yüzden bunu sildim. Şöyle off-road da pist kenarına bunları dizeceğiz. İşte buradan bakacağı yönü falan da ayarlayabilirsiniz bu biraz daha şey de önemli hava savunma sistemi koyarken daha önemli Özellikle sabitse Patriot gibi launcherları ee, Bu şekilde heading buradan da ayarlayabiliyoruz Ayarlayabiliriz Şimdi bir tane koydum BTR-80 yine burada Bunun yeteneği var Average, Good, High, Excellent olarak ee, Hiçbir göre ve strip Point eklemediğim için hiç hareket etmeyecektir bu. Sadece siz bombayla bir ünite vurduğunuzda diğerleri hafif hareket ediyor. Yer değiştiriyor o kadar. Bunu ee, sayısını arttırıyorum. Şimdi buradan buradaki artıyla arttırıyorum. İstediğim kadar koyabilirim. Uçaklarda 4 tane koyabiliyorsunuz bir pakete ama araçlarda istediğiniz kadar koyabilirsiniz. 20 tanesi böyle dizilmiş oldu. Mesela buradan bir numarayı seçersek Bunlar böyle dizilmiş oldular. Bunları istediğim gibi böyle dağıtabilirim. Bu şekilde hedef koymuş oldum. Bu tanesinin pistinin üstüne. Şimdi mesela hava savunma ekleyelim. Karşımıza çıkacak bu hava savunma. Buradan yine e, tanklara geliyorum. Buradan rasha seçili, air defense seçiyorum. Buradan tabii e, bunların templateleri de var sanırım. Yani direkt template e ekliyorsunuz ve bütün bilimleri e, otomatik doğuyor. Yani burada oluşuyor. Ama burada ben te tek tek yapacağım. Template yok elimde. Mesela esan sistemi kuracağız diyelim. En kalabalık e, sistemlerden bir tanesi esan ev sistem sistemi kuruyor. Şimdi buradan ilk ilkini seçiyorum. Ee, şimdi bu her aracın tabi burada farklı bir görev var. İşte kimisi farklı radar. Bakın iki çeşit launcher var. İşte bir, iki, iki çeşit search radar var. Bunların hepsini koymak zorunda değilsiniz. Mesela launcherlardan bir tipi koyabilirsiniz. Searcherlardan bir tipi koyabilirsiniz. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz. CP'de muhtemelen ee, commander araç olması lazım. Şimdi önce commander aracı koyduğumda Burada gördüğünüz gibi unit sayım 1'e 1 bir. Burada kaç tane unit var? 1, 2, 3, 4 5, 6 ama ben kaç tane koyacağım? 1 bir. 1'den ee, fazla launcher koyabilirim burada ee, İşte 2 Hadi 3 diyelim buna Bir tane search radar koyayım 4 Bir tane tracker radar koyayım 5 5 tane yapacağım için buradan unit sayısını 5 yapıyorum Daha sonra ee, 2 numaralı ünite geçiyorum. 2 numarayı launcher yapıyorum. 3'e geçiyorum. 3 numarayı yine aynı launcher'dan koydum. 4 numarayı search radar yapıyorum. İşte şu 64'lüyü koydum. 5 numarayı da track radar yapıyorum. Böylelikle e, bir tane e sistemimiz oluşmuş oldu. Bunları böyle dağıtabilirim. Ee, çok fazla uzak olmayacak şekilde. Nasıl olsa Esa onlar e, atış yapabildiği için şu an her yöne koruma sağlamış oluyorlar. Bakın zaten burada e, işte radar circle'ı ve burada atış menzil circle'ı da çıkmış oluyor sistemin üstünde. E, bu şekilde bir Esa sistemi yerleştirmiş oldum bu Şimdi bu Esa sistemi eee Buradan skillini e, yükseltebiliriz, excellent yapabiliriz, ne kadar iyi olursa o kadar iyi savunur, e, attığınız füzeleri falan da vurabilir. Burada, e, işte yine seçebiliyorsunuz e, kaplama vesaire. Burada, şimdi bu Advanced Waypoint Action'a buna hiçbir stir point girmiyorum, bulunduğu yani sıfır numaralı stir point'te buraya girdim de e, Burada işte bu ölümsüz falan da yapabiliyorsun. İstediğiniz gibi buradan seçersin ama set option'da burada e, alarm state durumu var. E, ya da silah kullanım e, şeyi var. Mesela bunu RO e seçip e, weapon hold yaparsanız bu hiç size atış yapmaz. E, geldiğinizde bile. Ama bir seçerseniz yapar. Ama bu koymazsanız da yapar. Ee, yani bu action'ı koymazsanız da yapar. Burada alarm state bu benim için önemli. Green state dediğinizde sistem e, aktif olmuyor. Yani e, radarlar çalışır pozisyonda olmuyor. Kapalı bir sistem oluyor. Yani bunu red derseniz sürekli açılır pozisyonda oluyor. Yani radarlar çalışıyor. Bölgeyi tarıyor sürekli. Havayı sizde tespit ediyor gelirken. Eğer oto derseniz Kapalı oluyor. Siz yaklaşınca belli bir mevzin içine gelince tabii bot davranışı olduğu için açıyor ve e, taramaya başlıyor. Bu red olması önemlidir. Yani havayı savunacak sonuçta sürekli açık olması lazım. Bunu ben hep red koyuyorum e, koydum hava savunmalarda. Tabii bizim için zorluk oluşturuyor. E, şimdi mesela kendi uçaklarımıza dönelim. Burada e, belli işte payload dedim trigger action dedim bu tabi bizim için değil e, botlar için burada bu toplam işareti gördüğünüz gibi summary yani sonuçta ne yapıyoruz. Şimdi start time saat 8'de başlıyor. E, rotanın uzunluğu 47 dakika sürüyormuş. E, Strip pointlere girdiğimiz hızlara göre tabi ki hesaplanıyor bu. E, mesela speed işte bir numara stir point'te hep 304 natta seyredeceğimiz ve 25 bin fitte seyredeceğimiz e, düşünülerek hesaplanan bir şey bu e, süre olarak. Route length işte stir pointleri tümünü gezersek e, çıkmadan 239 mil e, geziyormuşuz ve ortalama hızımız da 303 natmış. Bu böyle bir ee, son durumu gözlüyorsunuz buradan. Ne kadar gideceğiz, ne yapacağız falan diye. Buradan ee, F18'in içinde aynı şekilde F16'da da olan preset ee, radyoların frekanslarını ayarlayabiliyorsun. Atıyorum buradan ben Channel 5 254'müş. Bunu 251 yaparsam ee, F18'in içinde preset 5 seçtiğimde radyoda bu 254 değil 251 gelmiş olur. Bu şekilde de e, görevinize göre atıyorum. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela bir stripçistan kalkacağız. bu radyo iletişiminden de bahsetmiş olurum. Kulenin frekansı uniformlu 267 MHz. Şimdi burada ben derim ki şimdi ne yapacağız? Startup yapacağız. Startup yapacağız. Kuleyle bağlantı kuracağız. Aynı şekilde pistteki bütün uçaklarda inen inen kalkan uçaklarda kulede olacağı için buradan ben channel 1 diyorum. İşte kaçtı? 260. Channel. Evet. 264 yapalım. Şimdi ilk channel 1'e geçiyorum. Startup'ımı yaparken. 264'lü kuleye bağlanmış oluyorum. Pardon. 267'ymiş bu. 267 yapalım. Buradan 267 yaptım. Channel 1'i seçtim. Ya da manuel de girebilirsiniz. Tabi uçaklarda manuel de girebiliyorsunuz ama bu hazır olması açısından artık ee, iyice her şeyi hazır yapmış olacağız yani. 267 kalktıktan sonra 2 numaralı presette ne yapacağız? 305'e geçeceğiz. Bütün uçaklar 305'te işte tanker olsun, avaks olsun vesaire. 305'te olduğu için 2 numarası şeyi de 305 yaparsam bu şekilde ilk channel bir seçerim. Kalktıktan sonra direkt channel 2'ye geçerim. Hiç girmekle uğraşmam. Presetle seçmiş olurum. Direkt. Ama uçaklar farklı atıyorum Tanker farklı bir frekansta olsaydı. Ya da AVAX yine ya buradan preset ayarlardım 3-4 diye ya da manuel girerdim uçak içinden. Çok da mühim bir şey değil yani. Bakalım diğer numaralarda da bu ayar geçerli oluyor muymuş. 267-305-21 numaraya ama iki numara geçtiğimde bakın ayar Channel 1 oldu ama 2 niyesi olmamış. Neyse önemli değil. Bunu azaltırım tekrar bire biri kopyaladığı için tekrar arttırdığımda zaten bakın e, gelmiş oldu tüm numaraları şu an pratik bir şekilde ve yine peylo oldum aynı olmuş oldu bir numarayla her zaman bir numarayı kopyalıyor yani uçak sayısını arttırırken o yüzden bütün ayarlarınızı bir numaranın üstünde yaptıktan sonra uçak sayısını arttırmanız en mantıksı direkt onları kopyalamış oluyor bu şekilde e, frekansın bakın burada da kalkış ilk kokpit oturumla e, radyomun bir numaralı radyomun frekansı da 267'ye şey gelmiş oldu. Buradan bunu girdiğim için. Tabu bir numaralı radyonun pre presetleriydi. iki numaralı radyonun presetine başka bir şeyler girebilirim. Şimdi burada bir numaralı radyoyu kulede kullanırım. iki numaralı radyoyu işte e, taktik kanal kullandığımızda Zaten bakın Channel 1 305'e gelmiş. Kule'de 267. Şu an yani ikisi de iki radyoda kanal 1'de olduğunda preset 1'de iki radyoda erişimim olacak. Hiç belki de frekans değiştirmek zorunda kalmayacağım uçuş boyunca. Tabi ee, tabii kol içi frekansımız da olacak. Şimdi channel 1'imiz kule frekansıydı. Channel 2'miz burada taktik kanal. E, tüm uçakların olduğu şey. Bir de kol e, iş radyomuz olacak. Yani sadece bu dört uçağın arasında konuşması gereken kol e, iş radyo. Onun da 200'ü işte 3 numaralı preset 3 seçtiğinizde e, 265 olarak geliyor. Bu şekilde yapabiliriz yani. Bunu da briefingde de işleyebiliriz ya da zaten uçuş öncesi briefingde bunlar e, konuşuluyor. Eee Arkadaşlarınızı uçarken bunları ayarlıyorsunuz. Çok mühim bir kısım değil. Bayağı anlattım gereksiz ama. Ee, şimdi görevimiz böyle bir görev oluştu. Şimdi mesela e, ne yapabiliriz bu görevin üstüne? Birkaç trigger fonksiyonu göstereyim. Ee, şimdi bizim uçak grubumuz Gelecek. Buradan kalktık. Bir numara trigger point'e geldik. Daha sonra iki numara trigger point'e geldik. Şimdi şu arada bir trigger fonksiyonu koyalım. Buraya da diyorum ki create trigger zone diye bir şey var burada gördüğünüz gibi. Bunu bastığımda ve buraya gelip üstüne sol tıkladığımda burada bir trigger zone oluşmuş oluyor. Bunun büyüklüğünü ne an bakın 9843 fit büyütebilirim. 50.000 yapabilirim. Sonuçta şu bölge benim yeni trigger zone'um olmuş oldu. İsmi de trigger zone 1. Bunu değiştirelim. Bir no'lu zone yapalım. Ee, şimdi buraya bir şeyler olacak bu ne no. olur? Mesela ne olabilir? Biz buraya geldiğimizde düşman pistlerden e, scramble uçaklar kalksın isteyebiliriz yani bizi önlemek için. Biz saldırıyoruz ya, savunmak için. Mesela bunu nasıl yapabiliriz? E, şimdi geliyorum buraya. Kobleti e koyacağım uçakları. Buradan yine Ursus seçtim. Yine kep seçili. E, buradan MiG 23 kaldıralım mesela mig 23 mL'de buraya tıklıyorum. Ee, rookie seçili olsun, bayağı zayıf olsun. Burada yine take off from ramp diyorum. İşte pist e, park alanından cold bir şekilde başlayacak uçak. Burada kep görevi başlıyor. Geliyorum. E, yine işte şuraya strip point ekliyorum. Ee, gel destination point'imiz olmuş oldu buraya gidecek yani ee, bunu eklediğimde bunu late activation yapıyorum niye late activation geç aktif olacak bu oyun başından itibaren burada olmayacak görünmüyor olacak yani spawnlanmamış olacak bu uçak ee, bu trigger'a bağlayacağız yani biz bu bölgeye girdiğimiz an bu tetiklenmiş olacak. Bu uçağın doğuşu tetiklenmiş olacak. Böyle bir trigger sistemi yapacağız. Şimdi trigger zonumuz burada. Ee, Uçağımızda koyduk işte cap görevi olarak. Şöyle Şuralara gelsin görev olarak. İşte buna bir yine ee, payload koyalım. Şu payload seçtim. Frekans falan önemli değil zaten düşman kendi kontrol ettiği için. Burada e, şey koyabilirim e, stir point yine yükseklik ayarlayabilirim 25.000 Olabilir e, bu 0.8 mıkla gelsin e, Tabi bu cap görevi başlayacağı için baştan itibaren e, Doğduğu andan itibaren sizin radar sinyallerinizi algıladığında artık bu e, stir point patternini ni Terk edecek ve e, Burada şey yapacak Size doğru yönelecek Yani saldırmak için size kilit atacak işte Full AB girecek hızlanacak Vesaire Bunu devam etmeyecek yani cap görevi aktif Olduğu için bu yol boyunca Aktif çünkü yani şu an Hatta ilk buraya geldi Dp eğer vurulmamış olursa Diye rektan buraya tekrar Perform task orbit Buraya girebiliriz Yani ne yapmış olacak eğer hiç hedef keplik bir hedef tespit edemezse burada dp'nin üstünde orbit yapacak bingo olana kadar şu anki durumlarda ee, şu anki ayarlarda. Şimdi Payload'unu da ayarlamıştık bu uçağın. Ee, buna bir de bunu çoğaltalım. 4 uçak yaptım. 4 uçak birbirinin kopyası olmuş oldu. Böylelikle 4'lük bir paket olmuş oldu. Late Activation'la. Şimdi ama bu uçaklar şu an e, burada Bunlara trigger eklememiz lazım. Şimdi şuradan giriyorum. Set rules for trigger seçtim Şimdi buradan ne diyorum? Once once demek ee, bir kere olacak bu. Yani biz o bölgeye gireceğiz ve bu trigger bir kez tetiklenecek. Başka tetiklenmeyecek yani. E, bunu mission start olarak da seçebiliriz. Şu an yani görev başladığında itibaren de geçerli olabilir. Ama bu şu an one seçelim. İşte burada trigger'ın ismi var. Trigger şey trigger diyebiliriz. Scramble trick yapalım ismini. Yani burada görev komplike oldukça bir sürü trigger vesaire işin içine girdikçe tabi bulmak için kolaylıkla isimlendirme de önemli oluyor. Burada no event yani bir şey olmasına gerek yok bu Trigger'ın aktif olması için şimdi Condition'lar var burada Bu Trigger'ı seçerek Condition e ekliyoruz New dedim Burada bir Condition yani bir e, Bir işte ne diyelim Bir zorunluluk Oluşturmuş olacağız ne diyeceğiz e, Part of Burada bir sürü seçenek var gördüğünüz gibi işte koalisyonun hepsi bölgenin içinde olsun, dışında olsun, e, grubun hepsi içinde olsun, dışında olsun vesaire. Bizim burada seçeceğimiz şey e, grup olacak. E, ha, all of grup değil, part of grup seçeceğiz. Çünkü bazen e, hani trigger zone'u dar olabilir. Bütün uçaklar içine girmeyebilir. Sonuçta bu tamam matematiksel bir sıfır olayı yani. O yüzden bir uçak bile o e, still point in takip edip o trigger zone'u tetiklediğinde e, aktif olsun bu trigger'ımız istiyorum. O yüzden part of e, group in zone diyorum. Part of group in zone. Buradan direkt zaten e, grup geliyor. Buradan grup Player seçiyorum çünkü uçaklarımızı Player olarak isimlendirmiştim hatırlıyorsanız İşte o yüzden isimlendirme burada önemli Mesela Aerial 1, 2, 3, 4 bunlar ne şu an bilmiyorum Bunlar muhtemelen ee, Şey Şu uçaklar MiG-23'ler i̇şte AVAX grubu var işte Ground 1, 2 var vesaire Buradan Player grubumuzu seçtim Ve zonumuzda bir tane zonumuz var şu an zaten ama bunların sayısı artabilir o yüzden isimlendirmiştim bir null no zone diye bunu da seçmiş oldum. Şimdi condition'ımız bu oldu. Yani ne oldu? Part of group in zone oldu. Ee, burada bu grubun e, player grubunun belli bir bir bölüm, bir uçak bile olsa bölümü bu bir numaralı zona girdiğinde buradaki action tetiklenecek. Şimdi bu action'a ne veririz? Bu MiG-23'lerin spawn olmasını istiyoruz değil mi? Dolayısıyla buradan e, geliyorum ki group activate. Tabi burada e, şeyin grubunda ismini unuttum. O yüzden buradan bir çıkıyorum hemen bakmak için. Tabi bunu da isimlendiriyorum. Buradan red dedim. E, 23'ler burada gördüğünüz gibi aerial 4 grubuymuş. Bunu Scramble diyorum. isimlendiriyorum Bakın Scramble grup ID olarak hepsi e, gelmiş oldu. Şimdi tekrar Trigger Rule'lara giriyorum. Bir numaralı şeyim seçtim. Işte, grup Activate. Buradan grubumu seçtiğimde, scramble'ı seçtiğimde şu an trigger'ım olmuş oldu. Çarptan çıkıyorum. Şimdi ne olmuş olacak? Ee, biz kalkacağız. Bu stir point'leri takip edeceğiz. Bir numara stir point ile iki numara stir point arasındaki bu bölgeye bir uçağımız girdiği an buradaki uçaklar tetiklenmiş olacak. Bunlar doğacak. Ramp yapacaklar. Kalkış yapacaklar bu destination point'e gelecekler yol boyunca kep yapacaklar. Vardığında da kep yapacak Bingo olana kadar. Bizimle de karşılaştığında bize eee angajmana gelecek. Biz de onlara gireceğiz. Bu şekilde bu bölge savunmuş olacak eğer uçaklar. Yani AI'lara göre yaptırmak mantıken bu şekilde oluyor. E, aynı şekilde mesela şöyle bir şey de yapabiliriz. Atıyorum. E, onu da göstermek için söylüyorum. Mesela şuraya bir tane ee, konvoy oluşturuyorum. Şimdi ne oluşturuyorum? İşte 3 tane bir 8 olsun. Ee, bunları da şöyle on road yapalım. Şuraya bırakalım. Bunlar bu yolda. Bunları da bir tane strip point çizelim. Atıyorum. Kutaisi'ye gitsinler şuraya. Yolun üstünden. Şimdi mantığımız şu. Burası saldırıya uğradı. İşte pist buranın yöneticileri, komutanları vesaire konvoyla kaçmaya çalışıyor. Diyelim. Ee, böyle bir e, görev planlamış olduk. Yani gerçeklik açısından. Şimdi bu konvoyu yine e, late activation seçiyorum. Şimdi konvoyun da konvoy yapalım ismini. Buna da bir trigger işareti. Ne trigger işareti? Burada her şey yapabiliriz. Buraya bir trigger zone koyarız. Bu zonun içine bomba düştüğünde bu tetiklensin deriz ya da şu birimlerden biri vurulduğunda bu tetiklensin deriz. İstediğimiz şeyi diyebiliriz. Burada mesela ben diyorum ki ee, şimdi bizim görevimiz burada şu iki uçağı vurmaktı. Şu iki uçak vurulunca eee İkisi de vurulunca, e, hasar görünce Bu konvoy tetiklensin. Niye hasar görünce diyorum? Tamamen bazen yok edilmiyor. Bomba yanına düşüyor, kanatları kopuyor Ama tamamen yok olmuyor Vesaire oluyor. Mesela hava savunma sistemleri de oluyor e, Harm atıyorsunuz Radar'ı vuruyorsunuz e, Ama tüm paketi yok etmediğiniz için trigger yine tetiklenmiyor Tüm grubu yok etmediğiniz için ya da Radar'ı vuruyorsunuz. Radar hasar görüyor. Devre dışı kalıyor. Ama Unit yok edilmediği için Yine tetiklenmiyor. Bu yüzden Destroid yerine Damage seçeceğim. Ee, ki Burada e, Bu konvoy Tetiklenebilsin her türlü. Ama bu uçakları seçiyorum. Bu sa bize bunları vurdurmaz ama e, Bunu değiştiririz. Başka bir şey yaparız. Atıyorum S6 yapalım bunları. Kağıdımızı okumasınlar. Buradaki 4 birimi S6'nın Search and Track radar ve Launcher'ına çevirdim, bir birimi azaltıyorum. Bakın bir tane radar ve üç tane launcher'a dönüşmüş oldu burası. Yine iki uçağım burada. Bu konvoyu tetikleteceğim şimdi. şimdi tekrar trigger'a giriyorum. Yine once, yeni bir once şey yapıyorum. Convoy Trick diyorum bunu da. Yine No Event. Yani bu Trigger'ın aktif olması için e, yani Trigger'ın e, baş yani kontrol edilmeye başlanması için bir event de seçebilirsiniz. Yani bir şey yok edilebilir, vurulabilir, crash olabilir, eject olabilir. Bunları buradan seçebilir. Ya da görev başlayınca dan itibaren kontrol ediliyor da olabilir vesaire. Buradan noyan seçmeniz en mantıklısı. Condition. Condition ne dedik? Ee, şimdi tabi şuna da bir tane niv atadım. Kayıt kalsın diye. Condition'ımız şu olacak. Bir grup damage olacak ya da yok edecek. Şu iki uçak değil mi? Ee, tabi bunlara isim vermem lazım yine. Burada aerial 2'ymiş. Bu. Buna diyeyim ki tu 160 diyeyim. Buna da A 50 diyeyim. Çünkü e, isim önemli. Buradan Condition'ı bir tane daha ekliyorum. İki uçakta vurulacağı için. Şimdi buradan diyorum ki e, Unit bulacağız. Unit damage di diyeceğiz. Unit damage seçtiğimde buradan e, Bunlar tabi kara görevlerinden bahsediyor. Unit olduğu için grup diyeceğiz. Bakıyorum, buna o zaman grup diyebiliriz. Buradan gruptan a seçerim ilki için. Grup eliveless'ten işte health bar olarak bu. yüzde i̇şte girebilir, yüzde altına indiğinde mesela tetiklensin aynı şekilde burada da tabi bunu Unity sadece kara birlerini seçtiriyormuş o yüzden bunu seçemedim kafamda o şekildeydi buradan yine aynı şekilde bunu da yapacağım buradan da avak seçeceğim pardon avak değil tu 160 seçeceğim yüzde 50 gireceğim yani buradan bu ikisi A50 ve Tu 160 %50 canın altına düştüğünde bunu destroy da grup destroy de seçebilirdim. Ama yani buradan yani tam dead olacaklar mı, olmayacaklar mı? Yani bu tam oyunla alakalı bir şey. Ee, burada action ne olacak? Yine group activate ve convoy. Bu şekilde yaptığımda bu iki uçak bu ikisinin de yok edilmesi lazım. Yani %50'den az canı kalması lazım. Ee, bu Trigger'ın aktif olması yani birinden biri değil bunu vurdunuz bunu vuramadınız yine aktif olmaz ya da aynı şekilde tam tersi ee, ikisini de vurmuş olmamız lazım ee, yine burada tabii Sem'i vurmamız lazım bunları vurmak için burada da hedeflerimiz var böyle bir sürü çalışmak için koyduk diyelim ee, bu şekilde bir Trigger bunlar Triggerlanmış olacak yani biz bunları vurduğumuzda bunlar da buradan başlayacak hareketine işte buraya kadar kutay's'in içine kadar yoldan devam edecekler. Böyle bir görev olmuş oldu. Eee trigger'da daha böyle kurcalayarak bulabileceğiniz şeyler var. Atıyorum burada switch condition var. Mesela bir bölge belirliyorsunuz. E, oraya girdiğinde bir şey başlıyor, çıktığında e, şey sonlanıyor gibi gıcık şeyler yapıyor ya da repetitive action derseniz yani burada once'dı. Bu da sürekli kontrol ediyor. Yani e, atıyorum bunu belki bir sonraki videoda anlatabilirim. e F10'dan şey oluşturuyorsunuz. E, other bölümüne işte tıklıyorsunuz ona yeni bir uçak doğuyor o şekilde bir şeyler koyabiliyoruz. E, ama şu an bu görevde bir görev olarak oluşturmaya çalıştığım için e, bu şekilde anlattım. Bunu da kaydetmek istediğinizde burada kayıt tuşuna basıp işte isim verip editör deneme deyip OK dediğinizde burada tekrar açmaya çalıştığınızda e, burada işte kendi nereye geldiği üstte yazıyor zaten. DCS Open Beta Missions'ın içindeymiş. games Games'de. Istediğiniz yere yerde kaydedebilirsiniz ya da buradan başka görevlerinizi de seçip açabilirsiniz. Böyle bir e, görev oluşturmuş olduk. Kalkıyoruz. Bu bölgeye girdiğimizde, buradan uçaklar spawn oluyor. İşte burada yine birimler var, spawn, e, esas sistemi var. İşte bir sürü hedef sistem var, uçak var. Bunlar vurulunca, bunlar spawn oluyor. Devam ediyor. Bu şekilde basit bir görev olmuş oluyor. Bu artık bir görevi baştan sona yapmış olduk. Siz kendiniz bir tane free flight yapmak istiyorsanız buradan açarsınız, kendi uçağınızı koyarsınız. Artık bütün adımları burada görmüş olduk bu videoda. Ee, artık ne kadar komplike ya da basit bir görev hazırlayacağınız size kalmış. Ee, daha detaylı şeyler e, ben ilerleyen videolarda ekleme yapabilirim ama. E, Zaten kurcalayarak da bulabilirsiniz. Bu seviyeye geldikten sonra artık Mission Editor'un içindeki şeyleri kurcalayarak daha da ileriye götürülebilir. Buradaki komplikasyon. Evet. Bu videoda bu kadar olsun. Bildiğim kadarıyla görev hazırlamayı anlatmış oldum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi uçuşlar diliyorum. Hoşçakalın.